Merhaba arkadaşlar, Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu güzel şal modelinin yapımını anlatacağım. Gördüğünüz gibi çok hoş, çok güzel, harika bir model. Tam da mevsim arkadaşlar. Artık şal modelleri daha çok gelecek. Gördüğünüz gibi çok hoş. Bu dönem gelin olan kızlarımıza yapabilirsiniz. Çeyizleri yapabilirsiniz, kendinize yapabilirsiniz. Yapımı da çok kolay, çok güzel, harika bir model. Evet, bu tür modellerin daha fazla gelmesini istiyorsanız arkadaşlar yorum kısmına kalp bırakırsanız ya da istiyorum yazarsanız çok çok mutlu olurum. Desteklerinizi bekliyorum kanalıma. Böyle yapmasanız da girip bir yorum yaparsanız çok çok mutlu olurum arkadaşlar. İpi söyleyeyim arkadaşlar. Bunu Alize'nin Angora şal ipiyle yaptım. Böyle tüylü biliyorsunuz. Bunu ütülemek çok zor oluyor. Bazı takipçilerim de soruyor ütüleniyor mu ütülenmiyor mu diye ama biliyorsunuz örümcek bilmeyenler de vardır. Kırış kırış oluyor. Böyle çektirerek ya da düzelterek ütülemek gerekiyor. Bir gün inşallah size ütü nasıl yapılır onu da anlatacağım. İnşallah yakın zamanda çünkü çok soruluyor nasıl ütüleyeceğiz, nasıl yapacağız diye. Bugün de olabilir. İstiyorum yazmanız yeterli arkadaşlar. Böyle modelimiz 4 yapraklı çiçekten oluşuyor. Eğer ki ütülemek zor oluyor derseniz arkadaşlar Alize'nin şöyle bir sonradan çıkardığı simli şal ipi var. Şöyle çok tüylü değil, hafif tüylü arkadaşlar ama ütü gerektirmeyen bir model. Böyle çiçekli ya da ütülenmesi zor olan modellerde bu iple örebilirsiniz. Şöyle size onu da biraz ördüm gördüğünüz gibi. Bunda ütüye gerek yok. Hatta bu daha harika duruyor gördüğünüz gibi. Şöyle. Modelimiz çok hoş, çok güzel. Tığ olarak da ben biraz salaş dursun diye arkadaşlar 2,5 milimetrelik tığla ördüm. Bayağı bir rahat oldu örmesi. Şöyle hazırsanız hemen şöyle kenara alayım. Başlayalım isterseniz. Evet, hadi bakalım başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. 7 tane zincir çekelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çektim. İlk yaptığım zincire başına dolamadan batıyorum. 4 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4. Tığıma bir doladım. Oluşan yuvanın içine giriyorum. İlmeği aldım. İlk önce tek, sonra 2, sonra 2 çektiğim trabzan yaptım. Tığıma doladım. Aynı yuvaya bir trabzan daha yapıyorum. Evet, bir doluyoruz. 3 defa da çekiyoruz. Doladım. 3. trabzanımı yapıyorum. 4 zincir. Dibine başına dolamadan batıyorum. Birinci yaprağımı yaptım. 4 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Aynı yuvaya. Yine 3 tane trabzan. Bir dolayıp 3 defa da çektiğim 3 tane trabzan yapıyorum. 2 oldu. 3. 4 zincir. Dibine başına dolamadan battım. 4 zincir çekiyorum. Tığıma doladım yine. 3 tane trabzan. İkinci yaprağımızı yaptık. Üçüncü yaprağa geçtik. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Dibine başına dolamadan batıyorum. 4 zincir. Tığıma doladım. Aynı yuvaya. Bu sefer 4 tane trabzan yapıyorum. 1. Son yaprağımı 4 trabzan yapıyorum. 2. 3. Ve 4. Evet. Birinci kat çiçeğim tamamlandı. 4 zincir çekelim. 2. 3 4 tığıma doladım. Bakın. Burada son trabzanın baştaki zincir kabul ediyorum. O yüzden 4 trabzan yaptım. Bu trabzanın tepesine bu şekilde batarak trabzan yapıyorum. Yuva yapıyorum. Yine 3 defa da çektiğim trabzan. 4 zincir 2 3 4 tığıma doladım. Bu iki yaprak
arasına yine bir dolayıp 3 defa da çektiğim bir trabzan yaptım. Bir zincir tığıma doladım. Aynı yuvaya bir trabzan daha yapıyorum. Evet. 4 zincir. İkinci yaprak yuvalarını yapıyoruz. Tığıma doladım. Buradaki zincirin tepesine batıyorum. Bir trabzan yapıyorum. Trabzanlarımızı bir doluyoruz. 3 defa da çekiyoruz hep. Tığıma doladım. Hiç zincir çekmeden aynı yere bir trabzan daha yapıyorum. Evet, 4 zincir çekelim. Evet, kapı çaldı da ona baktım, kusuruma bakmayın. Evet, ikinci sıra çiçeklerimizi yapacağız. Şöyle tığıma doladım. Burada ikinci trabzan, yani ortaya batarak diyelim arkadaşlar. Şöyle iki trabzan ortasına batarak bu şekilde girerek 3 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 zincir dibine başına dolamadan batıyorum. 4 zincir tığımı doladım. Aynı yere bir yaprak daha yapıyorum. 2 3 trabzan. Yaprakları öğrendiniz artık. 3 trabzan yaptıktan sonra 4 zincir. Dibine başına dolamadan batıyorum. Evet. Diğer trabzanıma bakın. Şöyle şu şekilde çevirip diğer trabzanıma da 2 yaprak yapacağım. O yüzden ilk önce başına dolamadan batıyorum. 4 zincir tığıma doladım. Bir yaprak yapıyorum. 3 trabzan yapıyoruz yani. 2 biraz hızlı yapıyorum, anladınız. 3 4 zincir dibine başına dolamadan batıyorum. 4 zincir aynı yere bir yaprak daha yapıyorum. Bu sefer 4 tane trabzan yapacağım. Son yaprağımda 4 trabzan yapıyorum. Evet, gördüğünüz gibi 3 yaptım. 4. yapıyorum. Evet, 4 zincir çekiyorum. 2, 3, 4. Şöyle tutuyorum. Şöyle tutarsak ikinci sıra olduğu görünüyor. Böyle bu şekilde tığıma doladım. Bakın böyle tutalım. Bu araya batmıyoruz. Yaprağın ortasına yaptığımız yuvaya batmıyoruz arkadaşlar. Buradaki bakın diğer yaprak ucuna yuva yapmıştık. Arasına girip ilk önce bu taraftaki trabzana 2 yaprak yapacağım. Şöyle bu şekilde daha rahat yaparsınız. Evet, buraya da hani zincirle başlamadığımız için ilk önce 4 trabzan yapalım. 2 3 4 4 trabzan yaptıktan sonra 4 zincir dibine başına dolamadan batıyorum. 4 zincir ikinci yaprağımı yapıyorum. Dört zincir dibine başına dolamadan batıyorum. Evet, diğer tarafa da yaprak yapmam lazım. O yüzden başına dolamadan batıyorum. Dört zincir tığıma doladım. Buraya da iki yaprak yapacağım. Üç trabzan. Dört zincir dibine başına dolamadan batıyorum. Dört zincir. Evet, bu sefer dört trabzan yapıyoruz son yaprağımız olduğu için. Bir
2 3 ve 4. Evet. İkinci sıramızı, çiçek sıramızı da tamamladık. Üçüncü çiçek sırasının yuvasını yapacağız. 4 zincir çekiyoruz. Bir üst sıraya geçişte tığımıza doladık. Bu son trabzanın tepesine trabzan yapıyorum. Yani çiçek yuvası yapmış oluyoruz. 4 zincir tığıma doladım. Bu araya, buradaki geçişte çiçekten çiçeğe geçişte 4 zincir çekmiştim. Şöyle araya zincirin içine batalım arkadaşlar. Böyle daha iyi olur. Bir tane trabzan tığıma doladım. Çok özür dilerim arkadaşlar. Evet, bir de bu çiçeğin ortasına batacaktık. Onu unuttum, kusuruma bakmayın. Çiçeğin ortasına batarak bir trabzan. Bir zincir. Çiçeğin ortasına batarken bir trabzan, bir zincir çekelim. Tekrar aynı yere bir trabzan daha yapalım. 4 zincir tığıma doladım. Evet, buradaki iki çiçek arasındaki zincire batarak bir trabzan yapıyorum. Çiçek yuvası olacak. Tığıma doladım. Aynı yere hiç zincir çekmeden bir trabzan daha yapıyorum. Çiçek yapacağım yerde araya zincir çekmiyorum. Bu araya, çiçeklerin arasına yapmayacağımız için orada bir zincir çekiyorum. 2, 3, 4 zincir tığıma doladım. Buradaki iki yaprak arasına da bir trabzan, bir zincir, aynı yere bir trabzan daha yapıyorum. 4 zincir tığıma doladım. Buradaki köşe zincirine, yani kenardaki zincire, tepesine batarak bir trabzan tığıma doladım. Bir trabzan daha yapıyorum. Evet, 4 zincir çekelim. Şöyle göstereyim, bakın. Bu sıramızda çiçekleri, bakın, üst üste denk gelmeyecek. Ortaya batmıyoruz. Çiçeklerimizi başa, tam iki yaprak ortasına ve sona yapıyoruz. Bu aralara çiçek yapmıyoruz, üst üste binmesin diye. Evet, tığıma doladım. Yine bu şekilde tutup bu araya girerek 3 tane trabzan, 4 zincir, 2'ne başına dolamadan batıyorum. 4 zincir, bir yaprak daha yapıyorum. Dört zincir, dibine başına dolamadan batıyorum. Evet, diğer tarafa yapmam için de ilk önce bu trabzanımı bu şekilde başına dolamadan batıyorum. 4 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Bu sefer bakın böyle çevirdim, bu şekilde yaprak yapıyorum. Üç trabzan, 4 zincir. Aynı yere başına dolamadan batıyorum. 4 zincir. Tığıma doladım. Son yaprak olduğu için 4 tane trabzan yapacağım. 1, 2, 3 ve 4. 4 zincir çekiyorum. Evet, yaprağımızı tamamladık. Diğer yuvaya geçeceğiz. Şöyle tığıma doladım. Şöyle tutuyorum. Şöyle tutalım, bakın bu şekilde. Buradaki bu yuvaya atlıyoruz. Buraya yapmıyoruz. Dediğim gibi bu iki yaprak arasındaki yuvaya bu şekilde batarak zincir çekmediğimiz için 4 tane trabzan yapıyoruz.
2 3 4 4 zincir. Dibine başına dolamadan batıyorum. 4 zincir. Aynı yere bir yaprak daha yapıyorum. 2 yaprak sağ, 2 yaprak sol oluyor. 3 trabzan yaptım. 4 zincir. Dibine başına dolamadan batıyorum. Şöyle tutup diğer trabzanıma başına dolamadan batıyorum. 4 zincir. Bir yaprak yapıyorum. 3 trabzan. 2 3 4 zincir. Dibine başına dolamadan batıyorum. 4 zincir. Son yaprak olduğu için 4 trabzan. 1 2 3 Çünkü zincir yapmayacağız. Diğerine zincir çekip diğer çiçeğe geçeceğiz. Evet, 4 trabzandan sonra 4 zincir. Doladım. Şöyle çevirip, bakın bu şekilde çevirip buradaki yuvaya böyle yine 4 trabzanla başlayıp yaprak yapacağım. 2 3 ve 4 4 zincir. Dibine başına dolamadan batıyorum. 4 zincir. 3 trabzan. Eminim anladınız. 3 4 zincir. Dibine başına dolamadan batıyorum. Şöyle 2 yaprak yaptıktan sonra bu şekilde tutup, bakın böyle tutup buradaki zincire başına dolamadan batıyorum. Yine 4 zincir. Buraya da 2 yaprak yapacağız. Hızlıca yapayım. 3 trabzanımı. 4 zincir. Dibine başına dolamadan batıyorum. 4 zincir. Son yaprağım olduğu için 4 tane trabzan. 1 2 3 ve 4. Evet, 3. yaprak sıramızı, çiçek sıramızı tamamladık. Bir sonraki yaprak yuva sırasını göstereyim arkadaşlar. 4 zincir. Tepesine ne yapıyorduk? Trabzan yapıyorduk. 4 zincir çekip 2 yaprak arasına trabzan, bir zincir, bir trabzan, 4 zincir. Buraya çiçek yapmıyoruz. Anlarsınız arkadaşlar. Dediğim gibi 2 yaprak arasına, çiçeğin ortasına baktığımız için yaprak, çiçek yapmıyoruz. Buradaki geçiş zincirine çiçek yapacağız. O yüzden bir trabzan. Aynı yere bir trabzan daha yapıyorum. Zincir çekmeden. 4 zincir. Evet, çiçeğin ortasına, 2 yaprak arasına bir trabzan, bir zincir, bir trabzan, 4 zincir. Yine geçiş zincirine yuva yapıyoruz. Bir trabzan. Doladım. Aynı yere bir trabzan daha yapıyorum. 4 zincir. Diğer çiçeğin ortasına batarak bir trabzan, bir zincir, bir trabzan, 4 zincir. Evet, yaprağın şöyle köşedeki zincirine
Bir telini almak istemiyorum, o yüzden iki tele batacağım. Bir trabzan. Aynı yere bir trabzan daha yapıyorum. Ve 4 zincir. Evet. Böyle arkadaşlar, şöyle çiçek yapacağımız yerleri göstereyim. Bakın. Buraya 1. Buraya 2. Şöyle, pardon. Çok özür dilerim. Buraya 1. Buraya 2. Buraya 3. 4. Her sırada bir tane çiçeğimiz artacak. Ben de karıştırdım böyle, kamera arkasından bakınca. Böyle artık anlarsınız çiçekleri nasıl yapacağımızı, bu şekilde ilerliyor. Bitiş sırası olarak arkadaşlar, dilerseniz bu şekilde bitirin. Son sıra sık iğne yapabilirsiniz. Ya da böyle çiçek şeklinde bitirip sonra bu üzerine çakma sık iğne ya da sık iğne yapabilirsiniz. Omuz kısmına gelecek tarafı. Böyle. İnşallah anlatımdan memnun kaldınız. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz, abone olursanız sevinirim. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız bana destek olursunuz. Olmuş olursunuz. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.